Sana kendim hakkında bir doğru bir de yanlış bilgi vereceğim. Sen de bunların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu tahmin edeceksin. Tabii aslında bir senin sorman lazım bir de benim sormam lazım. Fakat sen geçmişi hatırlamadığın için ikimiz adına da soruları ben soracağım. Yani kendimi de tahmin edeceğim öyle mi? Aynen öyle. Anladım. Başlayalım o zaman. Tamam. Şimdi senin adına ilk soruyu soruyorum. Senin satranç şampiyonluğun var. Ve beni hiç kıskanmadın. Hangisi doğru? Ben kıskanç biri değilimdir herhalde. Hem niye kıskanayım ki yani? Öyle değil mi? Evet, evet. Cevap veriyorum. Hiç kıskanç biri değilimdir ben. Doğru değil mi? Bildim değil mi? Fena yanıldın. Eski bir arkadaşımı yanlış anlayıp bana kızmıştın. Yani biraz kıskandın diyelim. Yok canım. Ben mi? Kim bilir ne yaptınız? Yani kızdırmışsınız demek ki beni. Satranç şampiyonluğu mu var yani benim? Gerçekten çok mu iyi oynuyorum? Henüz çocukken maddi durumu kötü bir arkadaşın için çalışıp girmişsin yarışmaya. Kazanmışsın da. Kendini tanısan çok seversin. Benim gibi. Sıra benim soruma geldi o zaman. Soruyorum. Çocukken öyle hızlı koşardım ki yarışlarda herkesi geçerdim. Bir de tavuk yemeği için çok iyi sos yaparım. Bil bakalım hangisi doğru? Bence kesin hızlı koşuyorsundur. Ben de öyle sanardım ama değilmiş. Abimlerle fırına kadar koşu yarışı yapardık. Her seferinde de ben kazanırdım. Çünkü ödül ekmeğin ucuydu. Sonra da fırtına gibiyim diye herkese hava atardım. Meğer ben sevineyim diye izin veriyorlarmış geçmeme. Öyle mi? Kıyamıyorlarmış yani sana. Ben ekmeğin kenarını yiyeyim diye abimler bilerek geride kalıyorlarmış. O taze ekmeğin ucunu dünyada hiçbir şey değişmem. Kıyamazdı bana abilerim. O zaman beni nasıl sevdiklerini anlardım. Devam edelim mi? Çok iyi künefe yaparsın. Ve bir kere de kurşunların arasına daldın. Seç bakalım. Hangisi doğru? Kesin künefe yapıyorumdur. Kurşunların arasına dalmamışımdır herhalde. Kurşunların arasına mı daldım? Sen işte bu kadar cesursun. Sana anlattım geçmişimi, beni nasıl değiştirdiğini. O gün bir hesaplaşmanın ortasındaydım. Kurşunlar yağıyordu dört bir taraftan. Bir baktım, sen geliyorsun. Kurşunlara doğru yürüyorsun. Kurşunlardan bir tanesinin daha göğsüne değmesine izin vermeyeceğim deyip beni çekip çıkarttın buradan. Huzur, amcasını kaybetmeyecek dedin. Buna izin vermem artık. Senin o karanlık dünyada kaybolup gitmene izin vermem. Ne Yusuf, ne Ziya abi. Ne de? Hiç kimse kaybetmeyecek seni. Ben bunun için elimden ne gelirse yapacağım. Bana senin o karanlık dünyada kaybolup gitmene izin vermem dedim. İşte böyle güçlü, böyle kararlı bir kadınsın sen. Hem kendime, hem sana,
Ama en çok bize şaşırıyorum ben. Başka ne oynayacağız? Puzzle yapalım mı?